Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 21-27 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, haftaya ay tutulmasıyla başlayacağız. Hem haftanın hem de 2019'un en önemli gökyüzü olayı Aslan Burcu'nun sıfır derecesinde Dolunay meydana gelecek. Pazartesi günü 21 Ocak'ta sabah 9:16'da. bu ve aynı zamanda ay tutulması olduğu için etkileri tabii ki kat kat daha güçlü, daha da uzun vadeli gündemde kalabilir. Ama hafta genelinde ay tutulması çok belirleyici olacak. Sizin dördüncü evinizde bir tutulma var. Dördüncü ev alanınız özel yaşamınız, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konular, güvenliğiniz... Size ait e, emlaklar, toprak ve maddi değerler, yaşadığınız yer, yuvanız, eviniz. Bunlarla ilgili alanlarda tamamlanmalar var ya da dönüşümler var. Beklediğiniz haberler varsa gelebilir. Taşınma gibi konular, yer değişikliği gibi konular, ev içerisinde olabilecek gelişmeler olabilir. E, bazı mülklerin satılması, kiralanması, dönüşümü gibi konular olabilir. Parasal alanlarınızda da destek alıyorsunuz. Çünkü Venüs ve Jüpiter ikilisi bu hafta sizin 8. evinizde kavuşuyorlar. Demek ki finans alanında da e, özellikle de çalışmadan gelebilecek ek kaynaklar, hisseli paralar dışarıdan gelebilecek bazı kaynaklar alanında da e, tutunmanın da enerjileriyle beraber fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bu e, hafta içerisinde ruhsal alanlarda sepültü alanlarda her tef her türlü duygusal, ailevi ilişkilerde de e, yine duygusal tansiyonun biraz yüksek olduğu bir haftadayız. Aileyle daha fazla zaman geçirme fırsatları bulabilirsiniz. Ev ortamınızda yapabileceğiniz bazı iş fırsatları, çalışma imkanları da tabii ki karşınıza çıkabilir. Evet, gezegeniniz Venüs'ün Yay burcundaki pozisyonu şu dönemde sizin için en fazla finans konularında fayda sağlıyor. Jüpiter'le de çok güzel bir etkileşimi var. belki de böyle hiç beklemediğiniz yerlerden güzel fırsatlar, maddi şanslar, yardımlar gelebilir sevgili boğalar. Evet, Merkür Oğlak Burcunda ve bu hafta e, Merkür Uranüs'le zıtlaşacak hafta ortasından itibaren zihinsel olarak hem yaratıcı enerjiler var hem de biraz zaman zaman huzursuzluklar hissediyorsunuz. E, geleceğe dair bazı kaygılar da hissedebiliyorsunuz. Satürn de Oğlak Burcunda. Ee, bunlar e, endişe boyutu, boyutuna da ulaşıyor olabilir dönem dönem. Belki yurt dışı ile ilgili bir konu, hukuksal bir işiniz e, ya da akademik bir konu eğitimle ilgili bir çözümlenmesi gereken konu var. Bunlarla ilgili meşguliyetler olabilir. Önemli konuşmalar yapabilirsiniz, görüşmeler yapabilirsiniz, planlar programlar olabilir. Bazı yetkili kişilerle, otorite pozisyondaki kişilerle görüşmeleriniz olabilir. İhtiyaç duyduğunuz destekler varsa yardımlar varsa işte bunları da dolunayın etkisiyle alabilmeniz mümkün. Belki böyle zorlu bir şeyi, bir problemi işte gereken desteği alarak bir finansal destek olabilir bu büyük ihtimalle. Bunu da sağlayarak yasal bir konuyu örneğin ya da yurt dışı ile bağlantılı bir konuyu çözümleyebilir. Artık o sorunu da Aşabilirsiniz. Bununla da ilgili önemli rahatlamalar olabilir sevgili Boğalar. Evet Ay tutulmamız Aslan Burcundaki Ay tutulmamız videosunu henüz izlemediyseniz ekrandaki linki tıklayarak izleyebilir. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.